Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'et rusulü Rabbina bil haq. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala sallam. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala sallam. Sallu ala şefii zhunubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala sallam. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve lhiqna bis salihin. Rabbi na'udhu bika min hamazati şeyatin. Ve na'udhu bika Rabbi en yahzurun. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temin bil khayr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel nas, inna va'adallahi hakkun fela tegurrannakumul hayatu dunya. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْاِسْتِغْفَارُ مُمْحَاتٌ لِلذُّنُوبِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Bir yandan değerli kardeşlerim mutlu mesuduz. Rabbim bizleri bir kez daha pazar gününe ve bu dersimize ulaştırdı. Bir yandan da tabii üzüntümüz vardır. Değerli hocamız, büyüğümüz, hepimizin internetten faydalandığı bütün medreseye giden hoca efendiler, talebeler mutlaka Ali Kara Hoca Efendi'yi tanırlar. Fatih Kalender hocamızın, Emin Ali Yüksel hocamızın hocasıdır. Hocaların hocasıdır. İsmail hocamızın da çok yakın dostuydu, beraberlerdi. Beraber sohbet de etmişlerdi. Sarılmış görüntüleri de var. O bugün itibariyle vefat etti. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim ve Teala ve Tekaddes Hazretleri kabrini geniş eylesin. Makamını âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Hiç ummadık makamları kendisine nasib-i müessel eylesin. Onun gibi bizim de Efendi Hazretlerimizin yolundan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, Allah'ın yolundan sapmayarak ilim, amel, ihlasla yaşamayı cümlemize nasib-i müessel eylesin inşallah. Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ya yuhannas, ey insanlar, inne vaadallahi hak, Allah'ın vaadi hakkır. Yani cehennemi sen yok deyince yok olmuyor. Kabir azabını sen görmüyorsun, aşağıyı duymuyorsun diye kabir azabı yok diye bir şey yok. Bunlar haktır. Allah-u Teala'nın uyarıları haktır. Ve la tegurrannukumul hayatü dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bugün gülersin, yarın 3 ay 5 ay evden çıkamazsın. Dikkatli ol. Ve la yegurrannukum billahil garur. Ve o şeytan sizi Allah ile aldatmasın. İmam Kurtubi buraya çok güzel mana vermiştir. Bu ayet-i kerime hakkında saatlerce konuşulabilir ama bir kere buradan girmiş olalım. Diyor ki bir insan günah işler, işler sonra der ki işlerken içtiğim içtiğim Allah beni affeder. Böyle bir tövbe, böyle bir istiğfar doğru değildir. Kefaretü zünub en nedame. Günahların kefareti pişmanlıktır. Ve böyle de günah işlenilmez. Şu an içtiğinde Allah affeder. Ya affetmezse, ya o anda vefat edersen, ya o anda içki içerken, bir yere gitmişken, bir kadının yanındayken veya iddia oynarken Allah affeder canım deyip de o anda vefat etsen ne olacak? Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İşte biz bu dersi yaparak diyoruz ki ya Rabbi, hayatımızda günahlar oluyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okuyoruz. Ayet-i kerimeleri okuyoruz. Kefaretü zünub, günahın kefareti en nedame, pişmanlıktır. Pişman oluyoruz. Pişmanlığımızın en büyük neticesi de şarkıyı, türküyü bıraktık, konserleri bıraktık, belki de canımızın çektiği dizileri bıraktık, bu dersi yapıyoruz. Habibinin hayatını öğrenmeye çalışıyoruz. Rabbim bu pişmanlığımızı, bu tövbemizi, bu zikrimizi kabule karin eylesin inşallahurrahman. El-istiğfar memhatun lidzunub. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğum hadis-i şerifte de istiğfar günahları yok eder, son derece mahveder buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz istiğfarımızı hem sözle hem fiilen şu anda gerçekleştirmiş oluyoruz. Rabbim seyyiatlarımızı, günahlarımızı mahveylesin, perişan eylesin. Tertemiz Rabbimizin huzuruna çıkanlardan eylesin inşallah. Peki, şimdi geçen haftadan hatırladığımız kadarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerini, 5 tane dedesini konuşmuş idik. En son hepimizin bildiği Abdülmuttalip de kalmış idik. Peki, buradan devam ediyoruz. Abdülmuttalip kimin oğludur? Efendiler, Haşim'in oğludur. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, Haşim oğulları diye. Abdülmuttalip'in babasının ismi Haşim idir. Annesinin ismini de geçen hafta konuşmuş idik. Onun ismi de Selma idi. Neccar oğullarından bir kadın idi.
babası Abdülmuttalib'in babası Haşim Medine'ye gidince orada ticaret için hayata girmişti. Hatta Ankara'ya kadar gittiğini de söylemiştik. Abdülmuttalib'in babasının kardeşlerini, amcalarını Medine'ye gittiğinde hanımefendiyi gördü. Evlenmek istedi. Evlilikleri gerçekleşti. Ve babası Haşim hanımıyla zifaftan sonra kendisi ticaret için Gazze'ye yol aldı. Gazze'de 25 yaşında vefat etmişti. Ve peygamberimizin dedesinin kaderi de aynı oldu. Ne oldu? Babasız büyümeye başladı. Peki Abdülmuttalib Hazretleri nerede büyüdü? Medine'de büyüdü. Kendisi Medine'deydi. İsmi Abdülmuttalib'tir. Ama asıl ismi Şeybetül Hamd. Asıl ismi neymiş? Şeybetül Hamd. Bir rivayete göre bu ismi vermesi babası annesine diyor ki oğluma bu ismi ver. Bu ismi tavsiye ediyorum diyor. Neden böyle bir şey tavsiye ediyor? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesinin başının ucunda saçlarında burada beyazlık var. Hatta ileride konuşacağız. Orayı kına yapacak, boyayacak Peygamberimizin dedesi sallallahu aleyhi ve sellem. Şeybe yaşlı manasında hamd kelimesi vardır. Yani hamd eden. Çünkü Allah inancı olduğu için ve Peygamberimizin dedeleri de saçma sapan işlere bulaşmadılar. Putçuluk yapmadılar. Allah inancı var. Ve hamd kelimesi ismi Şeybetül Hamd'dır. Allah-u Teala'nın en sevdiği isimler hamd kelimesiyle olan ve abd kelimesiyle olan isimlerdir. Evlatlarımıza bu isimleri vermeye gayret edelim inşallah. Bir parantez açıyorum şu anda. Bizim telefonda biraz bozukluk olabilir. Kamerasında biraz sıkıntı olabilir. Affen, çok özür diliyoruz. Yani kamerası böyle bir inceliyor, bir şey yapıyor. Kulağınız bende olsun. Tahtaya bakabildiğimiz kadar bakabiliriz. Şimdiden bununla alakalı özür diliyoruz. Affınıza sığınıyoruz. Allah'ın en sevdiği isimler abd ve hamd kelimeleri. Yani Allah Mahmud ismini çok sever. Muhammed ismini çok sever. Hamid ismini çok sever. Abd'le alakalı Abdullah, Abdurrahman Allah'ın en sevdiği isimlerdendir. Mesela Abdülgafur, Abdüssamet, Abdurrahim. Bu isimler çok güzel isimlerdir. Peygamberimizin dedesinin ismi de Allah'ın çok sevdiği isimlerdendir. Babasının ismi de en sevdiği isimlerdendir. İsmi Abdullah'tır babasının. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Önemli bir mesele var. Peygamberimizin dedesi Medine'deyken takdir edersiniz ki babasız büyüyor. Medine'de büyüyor. Asıl yeri çünkü Mekke. Annesi onu büyütüyor. 8 yaşına geliyor. Medine'de hatırlarsanız Haşim'le alakalı ve peygamberimizin dedesi Kusay'la alakalı o da Medine'deydi. Efendim ve ok yarıştırıyordu. Araplarda bu vardır, ok atmak. Ok atmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. O yüzden çocuklarımıza ok kurslarına gönderebiliriz. Erkek kız karışık olmamak şartıyla, erkekler olması şartıyla yapabiliriz bunu inşallah. Ok atmak, ata binmek bunlar güzel sünnetlerdir. Peygamberimizin dedesi Şeybetül Hamd yani Abdülmuttalib çocuklarla ok atarken hep ok yarışını kazanıyor. Atıyor vuruyor, atıyor vuruyor. Ve kazandıktan sonra diyor ki ben Yüce Amr'ın oğluyum. Ben Yüce Kureyş soyundanım. Çünkü Haşim'in asıl ismi neydi? Amr idi. Bir Abdümenaf oğullarından bir adam Medine'ye geliyor ve bu çocuğu görüyor. O çocuğun da ben Kureyş oğullarındanım demesini duyunca Abdülmuttalib'in amcasının ismi Muttalib'dir. Nerede o? Mekke'de. Hemen Mekke'ye gidiyor ve diyor ki senin yeğenini buldum. O şu anda Medine'dedir. Sen onu orada bırakmışsın. Sana yakışan yeğenini yanına almaktır. Çünkü Kureyşlidir. Onun toprağı Mekke'dir diyor. Amcası Muttalib, Hazreti Abdülmuttalib'in amcası Muttalib hemen yola koyuluyor. Hiç daha o kitapta geçiyor ki şu düğmesini açmadan, iliklemeden o adamın devesini atlayıp yemeden içmeden hemen Medine'ye geliyor. Medine'ye geliyor. Annesine diyor ki bu çocuk bizim çocuğumuz. Bak bu çocuğun babası efendim Haşim'idir. Bu bizim soyumuzdandır. Bize yakışan da onu Mekke'de büyütmektir. Mekke'den daha büyük, daha güzel bir yer var mıdır deyince tabi annesi Selma buna izin vermiyor. 3 gün diyor ki bize mühlet ver diyor. Abdülmuttalib'in amcası Muttalib efendim annesinin Medine'de Abdülmuttalib'in annesinin yanında 3 gün misafir kalıyor. En sonunda annesini ikna ediyor ve Hazreti Abdülmuttalib'i Şeybetül Hamd'ı yanına alıyor götürüyor. Götürüyor ama üstünde çirkin elbiseler var. Köle gibi giyinmiş Hazreti Abdülmuttalib. Mekke'ye girince soruyorlar. Bu aydınlık çocuk, bu nur parlayan çocuk senin çocuğun mu yoksa Muttalib? Yani bu neyin nesidir deyince çok farklı rivayetler var. Amcası nazara gelmesin diye
o benim kölemdir diyor. O benim kölemdir deyince ismi neydi? Amcasının Muttalip idi. Köle ne demek Arapçada? Abd demek. Ondan sonra peygamberimizin dedesi Şeybetül Hamd'ın ismi Abdülmuttalip. Muttalip'in kölesi olarak kalıyor. Yani neden Abdülmuttalip diyoruz? Bu yüzden Abdülmuttalip diyoruz. Hazreti Abdülmuttalip'in amcası kendisine nazar değmesin diye o benim kölem dedi. Ve sonucunda da ismi Abdülmuttalip oldu dedik. Peki arkadaşlar, sırayla gidiyoruz. 8 yaşına kadar Medine'de dedik. Mekke'ye girişi böyleydi. Ondan sonra Kabe işleri kimin elinde? Yine Haşimoğulların elinde. Ve amcası Muttalip'ten de Hazreti Abdülmuttalip'e kalacak. Hangi görevler? Kabe'de görevler var demiştik. Rifada, yani yeme içirme, sikaye, hacılara su içirme görevlerin hepsi Hazreti Abdülmuttalip'e kalacak. O zaman daha şeyi bulmadı, Zemzem'i bulmadı. Zemzem'i yakında bulacak. Şimdi buldurtacağız Allah'ın izniyle. Peki, şimdi Zemzem'i bulabilmesi için bir kere Zemzem var idi ama üstünü kapattılar. Kim kapattı bunun üstünü? Hatırlarsanız İsmail aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'ye geldiğinde sadece annesiyle geldi. Orayı da anlatacağız şimdi. Annesiyle geldi, kimse yok. Sonra Zemzem ortaya çıktı. O kabile, Cürhüm kabilesi Hacer annemiz de İsmail aleyhisselamın yanına geldiler. Neden? Çünkü dediler ki ya bu Mekke'de hiç kuşlar uçmaz idi. Burada artık kuşlar uçmaya başlıyor. Anladılar ki kuşun uçtuğu yerde ne olur? Hayat olur. Cürhüm kabilesi Hacer annemizin yanına geldi. İsmail aleyhisselam Cürhüm kabilesinden iki kızla evlendi. Sonra bu Cürhüm kabilesi Amelika kavmiyle birlikte Kabe'ye hizmet ettiler. Sonra yoldan çıktılar. Kabe'ye ihanet ettiler. Sonrası ne oldu biliyor musun? Cürhüm kabilesinin reisi bu Zemzem kuyusunu kapattırdı. Gömdü orayı, üstünü beton gibi düşün. Nasıl kapattırdı? Kılıçlar koydu altından. Ceylan heykeli koydu altından. Onları eritti, üstünü kapattı. Tamam. Dolayısıyla Zemzem'in kapanması lazım ki Hazreti Abdülmuttalip onu bulsun. O kim kapatmış, o kapattı. Peki nasıl buldu arkadaş? Hazreti Abdülmuttalip 3 tane rüya görmüştür. İşte bunlardan bir tanesini şimdi anlatıyoruz. Hazreti Abdülmuttalip rüyasında hepinizin bildiği gibi deniyor ki Berre'yi kaz. O da diyor ki Berre nedir ben bilmem. İkinci gün Taybe'yi kaz. Taybe nedir ben bilmem diyor efendim. Ondan sonra Zemzem'i kaz. Zemzem nedir? O iş tükenmeyendir. Her derde devadır deyince o rüyasında deniyor ki işte şuraya şuraya git efendim. Orada inek bağırsaklarının işkembelerinin olduğu yerde o Zemzem çıkacak deniyor. Hazreti Abdülmuttalip de bakıyor. Ya bu inek bu sığır nerede kesilecek? Hakikaten rüyasından kalktıktan sonra rüyasında denilen yerde o inek kesimi oluyor. İşkembelerin olduğu yeri kazmaya başlıyor. İşin enteresan tarafı Haris diye bir oğlu var. Rüyayla böyle kazmaya başlıyor. Kazıyor, kazıyor, kazıyor. Kazdığı zaman o Cürhüm kabilesinin Zemzem'i kapatmış olduğu altınları buluyor. Ceylan buluyor, kılıçlar buluyor. Millet diyor ki ya Abdülmuttalip bunlarda bizim de hakkımız var diyor. Vardı yoktu tartışma derken kurallar çekiliyor. Kılıçlar Hazreti Abdülmuttalip'e çıkıyor. Efendim ceylan altından, ceylan ise Kabe'ye çıkıyor. Hazreti Abdülmuttalip cebine bir şey atmıyor. O ceylanı eritiyor. Kabe'ye altın kapı yaptırıyor. Demek ki Kabe'ye altın kapı yaptıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Şeybetül Hamd Abdülmuttalip'tir. Yetmiyor. Kendi payına çıkan kılıçları da eritiyor altın olarak ve o Kabe'nin kapısına süs olarak yaptırıyor arkadaşlar. Şimdi bu birincisiydi efendim. Altınları erittiği Kabe'ye kapı yaptırdı. Peki orada bir enteresan tarafta şu peygamber dedesiyle alakalı. Suyu buluyor, Zemzem'i buluyor. Zemzem'i bulunca Kureyş kabilesi onu çekemiyorlar. Diyorlar ki bu suda bizim de hakkımız var. Dedemiz İsmail'in kuyusudur bu. Ona bizde ondan hak vereceksin deyince Hazreti Abdülmuttalip diyor ki öyle bir şey yok. Bu bana nasip oldu. Bu su benim hakkımdır. Verirsin vermezsin iş iyice zıvaradan çıkıyor. Diyorlar ki kahine gidelim. Kahin kim? Beni Saad kabilesinin kahini Hüzeyme. Nerede? Şam'da. Hatta işte kesilme olayı, adak olayı orada gerçekleşiyor. Diyorlar ki Hazreti Abdülmuttalip'e Cemal. Ya senin zaten bir tane oğlun var. Sen ne konuşuyorsun da bize diyorsun ki bu hak benimdir falan. Orada Hazreti Abdülmuttalip dalga geçince orada ahdediyor. Ya Rabbi bunlar benim bir çocuğum var diye. Beni küçük görüyorlar.
eğer bana 10 tane evlat verirsen onlardan bir tanesini senin yolunda adayacağım, keseceğim diyor. Oradan çıkıyor Hazreti Abdullah'ın kesilmek istenme hadisesi. Yani bir nevi Hazreti Abdülmuttalip onların galeyana gelip böyle bir adakta bulunuyor. Şimdi enteresan tarafı şurası. Yola çıkıyorlar Beni Sa'd kabilesine doğru. Mesele ne? Zemzem Abdülmuttalip'i mi olacak? Herkes payını alacak mı? Yolda gidiyorlar. Çölde kayboluyorlar. Kaybolunca hepsi susuz kalıyor. Hazreti Abdülmuttalip'in kabilesi Kureyşliler öteki karşı taraftan su istiyorlar. Onlarda su var. Onlar da diyor ki biz kendimize yetecek kadar su var. Biz sana su falan vermeyiz. Zaten düşman olarak gidiyoruz. Abi su yok. Perişanlar. Ölecekler. Otur otur otur. Hazreti Abdülmuttalip peygamber dedesi orada dedi ki arkadaşlar bu iş dedi böyle olmaz. Hepimiz dedi ölümü bekliyoruz. Ne yapalım? Herkes dedi kendine bir mezar kazsın. Hangimiz önce ölürse o öleni yaşayanlar o mezara koysunlar, onu oraya gömsünler. Çünkü hür bir adamın, delikanlı bir adamın böyle ölüp de kargalara, akbabalara leş olması doğru bir hareket olmaz diyor. Kabrine diyor ki herkes kendine mezar kazsın diyor. Abi herkes mezarı kazıyor. Öbür taraftaki adamlar da bunlara bakıyorlar. Ne yapıyor bunlar diye. Sonra Hazreti Abdülmuttalip yine dayanamıyor. Peygamber dedesi diyor ki yok ya bize bu da yakışmaz diyor. Atımıza atlayalım. Allah'tan ümit kesilmez. Bu işe devam edelim. Arayalım deyince atına bindiğinde atının ayaklarının altından peygamberimizin dedesinin yine su fışkırıyor. Çölde Allah peygamberimizin dedesini yine ortada bırakmıyor. Çünkü bir kader var. Bir yetim var. Ah o yetime canım feda olsun. O yetim Abdülmuttalip'in soyundan gelecek. Yani Abdülmuttalip yaşamalı. Kader böyle olacak. Allah peygamberimizin dedesini çölde dahi ortada bırakmıyor. Atının ayaklarının altından su çıkıyor. Çıkınca karşı tarafta Hazreti Abdülmuttalip'i eleştirenler görüyor musun ya bu büyük bir adam. Atının ayağının altından Allah onun için su fışkırttı. Ey Abdülmuttalip sen pek yüce bir adamsın diyor. Hazreti Abdülmuttalip de onlara onların yaptığı gibi size su vermem demiyor. Halbuki onlar ne demişti ona? Sana su falan vermem, ben ne içeceğim? Diyor ki Allah bize bu nimeti verdi. Gelin bu çölün suyundan hep beraber içelim diyor. Bir yüce gönüllülük ortaya koyuyor. Peygamberimizin dedesi bir kez daha kendisine zulmedenleri affediyor. Peygamberimizin zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi وَاَنْ تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَ. Önemli olan sıla-i rahim yaparken gitmeyene gidebilmek. Zulmedeni affedebilmek. Herkes evlatlarından şikayet ediyor. Bu nasıl çocuk? Önemli olan o çocuğu adam edebilmek. O çocuğun yanlışlarına göz yummadan, doğruyu söyleyerek onu kapı dışarı etmeden o çocuğun gelişmesine vesile olabilmek. Hazreti Abdülmuttalip'e kavmine sırt çevirmedi. Siz bana su vermediniz ama ben size veriyorum. Gelin içinme kardeşim dedi. Evet böyle bir hikayesi de var. Sonra Hazreti Abdülmuttalip zemzem onda kalıyor. Bir özellik de Hazreti Abdülmuttalip zemzemi dağıtırken içerisine üzüm koyuyor, bal koyuyor. Yani şerbetli bir şekilde dağıtıyor insanlara. Ve Hazreti Abdülmuttalip peygamberimizin dedesi Kabe'den Arafat'a kadar kanal döşüyor. Yani bir su taşıma olayı oluyor. Arafat'taki hacılara da su taşıyan peygamberimiz diğer dedelerinde de bunu konuşmuştuk suyla alakalı. Yine peygamberimizin dedelerinden bir tanesi Abdülmuttalip'e nasip oluyor değerli kardeşlerim. Hatta bu sulama görevi sonrasında oğlu Ebu Talib'e kalacak. Peygamberimizin amcası ama iman etti mi Cemal? Etmedi. Müşrik olarak öldü. Hatta cehennemde en az ama en az efendim azap çekecek olan peygamberimizin amcası Ebu Talip'tir. Onu himaye ettiği için, babasının vasiyetine sahip çıktığı için. Sonra Ebu Talip'ten sonra Ebu Talip kardeşi Abbas'tan borç almaya başlayacak. Borç al falan yine yürütemeyecek. O sulama görevi peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'a geçecek. Bu da kenarda bir bilgi olması açısından verdim. Peki peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'le alakalı bir mesele daha var ki cahiliye devrinde içkiyi yasak eden kimsedir. Kureyş'in büyüğüdür. Delikanlılığından itibaren efendim o adağı adadı ya oğlumlardan bir tanesini keseceğim dedi ya. O zaman genç idi, tek bir oğlu vardı. Onun ismi ne? Haris. Sonra 10 oğlu olacak. Ama 10 oğlu olana kadar üzerinden 40 yıl geçiyor. O yüzden adağını unutuyor. Cahiliye devrinde de içkiyi yasak eden kimsedir. Ve içki içmemiştir. Kesinlikle peygamber kendisine gelmemesine rağmen Hanif dinini doğru yolu bozmamıştır.
ekstra putçuluk, içkicilik, kızları gömme gibi şeyler yapmamıştır. Cahiliyeden uzaktır. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip içkiyi yasak eden adamdır. Efendiler. Şimdi ilk rüyasını anlattık, doğru mu? Neydi ilk rüyası? Zemzem ile alakalı bir rüyasıydı. Bir başka rüya daha var. İkinci rüya. Dikkat kesilelim. Hafız İbni Abdilber'in nakline göre Abdülmuttalip Hazretleri Kabe'nin hatim kısmında yatarken, yani şöyle gösterebiliriz hatta efendiler, şurası hatim kısmıdır Kabe'nin. Burası Kabe'nin içindendir. Cemal, gözüküyorsa gözükmüyorsa artık sen onu halledersin, ekranı, görüntüyü. Şu kısımda Hazreti Abdülmuttalip yatıyor. Efendim uyuyakalıyor. Orada bir rüya görüyor. Rüyası ne? Dört uçlu gümüş bir zincir görüyor. Dört uçlu gümüş bir zincir görüyor. Birbirine geçmiş efendim. Sonra bu zincir ağaca dönüşüyor. Enteresan. Efendim. Sonra o ağacın yanında, o ağaç ki ondan daha güzelini görmemiş Hazreti Abdülmuttalip. Hatta oğlu Abbas diyor ki ben 8 yaşındaydım. O bu rüyayı gördüğünü, anlattığını iyi hatırlıyorum. Ben buna şahidim diyor. Bakın enteresan. O sonra arkasında iki tane piri fani görüyor. Biri siyah saçlı, biri beyaz saçlı. Efendiler bunu anlatıyor. Peki bu rüyanın yorumu ne? Dört uçlu gümüş zincir birbirine geçmiş demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada gördü ya. Efendim yardımcıları çok kuvvetli olacak. Birbirine geçmiş, kuvvetli. Hazreti Ebubekir gibi, Sa'd ibn Ebi Vakkas gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Bilal-i Habeşi, Musab bin Ümeyr. Güçlü, kuvvetli, dirayetli adamlar. Hiçbir şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bırakmamışlar. Para için, makam için, şöhret için. Hayır. Kızlar için. Hayır. Ben Muhammed'i istiyorum demişler. Kuvvetli. Peki dört ucun olması ne? Doğuya, batıya, yeryüzüne, efendim gökyüzüne bu risalet gidecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaleti. Sonra o zincirin peki ağaca dönüşmesinin sebebi ne? Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davası bir ağaç gibi kök salacak. Saldı mı? Saldı. Kıyamete kadar bu kök devam edecek mi? Edecek. Allah Kur'an'ı ben koruyacağım buyuruyor. Evet. İki piri fani kim? Siyah saçlı olan Nuh aleyhisselam. Beyaz saçlı olan İbrahim aleyhisselam. Manası ne? Yani her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasına karşı çıkarsa Nuh aleyhisselama karşı çıkanlar gibi helak olacaklar. Oldular mı? Bedir'de oldular. Efendim Mute'de oldular. Efendim Hayber'de oldular. Huneyn'de oldular. Oldular da oldular. Hala da olmaya devam ediyorlar. Allah Resulullah düşmanlarını, bizden almak isteyenleri havale ediyoruz. Kahru perişan eylesin. İbrahim aleyhisselamın görülmesinin sebebi ne? İbrahim, milleti İbrahim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile parlayacağı, nuru devam edeceğidir. Bu rüyadan sebep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Enen nebiyyü la kedib. Ben peygamberim, yalan yok. Ene ibni Abdülmuttalip. Ben Abdülmuttalip oğlu Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dedesiyle övünüyor. Bu rüyadan sebep. Çünkü benim dedem böyle bir rüya gördüm diyor. Bu da etti mi ikinci rüya? Bu da tamam. Efendiler. Bunu da sizlere anlatmış olduk. Üçüncü rüyası neydi? Hazreti Abdülmuttalip uykuya daldığında adağını yerine getir. Kalktı, hemen bir koyun kesti. Bir daha uykuya yattığında adağını yerine getir. Demek ki olmadı dedi. Gitti sığır kesti. Bir daha adağını yerine getir. Deve kesti. O da olmadı. Bir daha sen oğlunu adamıştın zamanında. On evladım olursa o adağını yerine getir deyince Hazreti Abdülmuttalip oğlu efendim oğullarına diyor ki bakın oğullarım benim böyle bir adak meselem var. Hiçbir oğlu itiraz etmiyor. Hiçbir oğlu. Enteresan. Sen nasıl istiyorsan baba. Diyor ki 10 tane ok getirin, isimlerinizi yazın. Ben diyor onlardan kura çekeceğim diyor. Kabe'nin içine girip bunu yapıyor. Abi kura çekiyor çekiyor. Hazreti Abdullah'a çıkıyor. Hazreti Abdullah'a götürüyor efendim. Kesecek. Hatta bazı kitaplarda bıçağı aldıktan sonra Hazreti Abdullah'ın böyle suratına değdi, yaralandı. Hayatı boyunca da o izle gezdiği söyleniyor. Enteresan. Ortalık ayağa kalkıyor. Hazreti Abdullah'ın çünkü suratı parlıyor. Misbahul harem. Haremin kandili. Millet diyor ki bu çocuğu kesmeyeceksin. Sen böyle nasıl bir iş yaparsın ya? Sen bir de böyle bir şey yaparsan sonra bu adet olur. Herkes evladını kesmeye kalkar. Yapma böyle bir şey. Ya yaparsın yapmazsın. Abdülmuttalip Hazretleri hiç geri vites yok. Devam, ben adak adadım Allah'a. Sözümü vereceğim. Allah Allah. Ne yapacağız ya? Dediler ki bak Medine tarafında bir tane efendim kadın var bu işleri biliyor. Sen ona git, ona danış, o sana yol gösterir.
Abi gittiler oraya. Kadın dedi ki bana dedi biraz mühlet verin. Sonra dedi ki kardeşim dedi sizin dedi orada bir insan diyeti ne kadar? Bir insan öldükten sonra diyeti parası ne kadar? 10 deve. Dedi ki oklar develere çıkana kadar hep Abdullah çıkıyor ya her birinde onar onar arttır. Aklına yattı Abdülmuttalib'in. Geldi Kabe'ye. Kabe'nin içinde çekiyor. Hazreti Abdullah çıkınca 10 arttırıyor. 10 arttırıyor. Böyle böyle kaç deve oldu? 100 deve oldu. 100 deveden sonra oklar develere çıktı. Hazreti Abdullah orada kurtuldu. Herkes tekbirler getirdi. Ve 100 deve bu saatten sonra bir insanın diyeti oldu. Yani bir insan bir insanı efendim öldürürse onun diyeti neymiş? 100 deve. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynen bu uygulamayı devam ettirdi. Yani insan diyeti 100 deve nereden geliyor? Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib ve babası Abdullah'ın olayından geliyor. Bu da 3. rüya. 3 tane rüya görüyor peygamberimizin dedesi. Şu anda hatta Ruhul Furkan'da da geçer bu. Fıkıh kitaplarında da var. Bir insanı öldürmek İslam hukuku olsaydı eğer o ölenin ailesi karşı taraftan diyet parası isterse 4,5 veya 5 kilo altın olması lazım. Para istemesi lazım. O da şu an ne yapar? 388 ile çarpsan 5000 ile çarpman lazım. Yani 1,5 trilyon 1 trilyon 600 milyar bir insanın diyetidir. Ve bir insanı insanlar müteammiden kasten öldürürse bunun karşılığı ancak cehennemdir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Aman evlatlarımız gaza gelip de birilerinin tweetlerine uyarak birbirlerine sıkmaya kalkmasınlar. Bu yanlışları yapmasınlar. Hem dünyevi olarak hem ukrabi olarak bunun vebalinden kurtulamazlar arkadaşlar. Peki ayrıntılı ayrıntılı 3 tane rüyayı anlatmış olduk. Bir diğer güzellik size bir bilgi. Çivit yaprağı ile ilk saçını boyayan Hazreti Abdülmuttalip'tir. Neden? Hazreti Abdülmuttalip Yemen tarafına gidiyor. Orada da Yemenliler yaprak kullanarak kına yakıyorlar saçlarına. Hatırlarsanız niye şeybeydi? Yaşlı manasında doğduğundan itibaren peygamberimizin dedesinin başının şurası beyaz idi. Gitti Yemen topraklarına. Orada o yaprağı duydu. Saçını kınaya boyadı. Siyahlaştı saçı. Eve gelince Hazreti Abdülmuttalib'in oğullarından bir tanesinin ismi nedir? Abbas. Peygamberimiz amcası. Hazreti Abbas. Radıyallahu anh. Onun annesi Netile. Dedi ki ey şeybe bu ne güzel boya dedi ya. Ne yakışıklı olmuşsun dedi. O beyazlığı gidermişsin dedi. Hoş olmuş hep böyle yaptı deyince peygamberimizin dedesi şu şiiri okuyor. Bak önemli. Diyor ki keşke bu siyahlık devam etse hamd ederim. Geçip giden gençliğimi böylece telafi ederim. Gençliğimi doya doya yaşadım fakat hayat kısadır. Netiyle karısına söylüyor. Elbet bir gün ya yaşlanacak ya da öleceğiz. Kişinin eceli sona erince sahip olduğu hayat ve nimet ona fayda vermez. Öldükten sonra param var, dolarım var, makam sahibim. Bana ne? Melekler diyecekler mi ki ooo siz Nusret'te yemek mi yiyordunuz ya falan? Ooo siz efendim Starbucks'lara gidip kahve mi içiyorsunuz? Büyük adamsınız siz hemen cennete gidin. Var mı böyle bir şey Cemal? Yaşadığın hayat fayda vermiyor diyor peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip. Ben saçımı boyamışım ne? Evet. Ama tabii o zaman şeriat olmadığı için bizim şeriatımıza göre erkeklerin saçlarını siyaha boyatması caiz değildir. Sakallarını siyaha boyatması caiz değildir. Fakat kına kullanarak, kınanın da efendim kızılını kullanarak saçlarını boyayabilirler. Kına kullanabilirler değerli kardeşlerim. Bu da tamam mı? Tamam, bu da tamam. Peki Hazreti Abdülmuttalib'in eşinin ismi ne? Yani peygamberimizin neyi oluyor? Cemal? Babaannesi. İsmi ne? Fatıma. Bu Fatıma'dan kimler doğuyor arkadaşlar? Hazreti Abdullah peygamberimizin babası Fatıma'dan doğuyor. Peygamberimiz babasının kardeşi amcası Ebu Talip Fatıma'dan doğuyor. Zübeyir Fatıma'dan doğuyor. En büyük oğlu Haris Fatıma'dan doğuyor. Peki bir hanımı daha var. O meseleye nasıl geleceğiz? Hazreti Abdülmuttalip Yemen'e gidiyor. Yemen'de Himyeri bir kabile var Himyeriler diye. Oradan bir ağır abiye misafir oluyor. Bu ağır abi de çok kitap okuyan bir abi. Hatta bu kahinlik işlerine falan soyunan bir abi. Hazreti Abdülmuttalip'in alnında o peygamberimizin nurunu görünce diyor ki anlıyor bir şeyleri. Senin diyor bir tarafına bakabilir miyim bir yerine diyor. Peygamber dedesi Abdülmuttalip diyor ki haram yerlerime bakamazsın diyor. Göstermem diyor. Yok diyor burnunun ucundaki kıllara burnuna bakmak istiyorum deyince
oraya bakınca diyor ki senden bir çocuk görüyorum ki dünyayı aydınlatacak. Ve bu çocuğun bir parçasını da Zühre oğullarında görüyorum diyor. Zühre oğulları kim? Peygamberimizin annesinin geldiği soy. Yani bir sebep olmalı ki Abdülmuttalip Hazretleri Amine annemizi Abdullah'a istesin. Sebep ne? O adamdan bunu duyunca bir rivayette bir kadın Zühre oğullarının kızlarını toplayıp Amine annemize diyor ki senden büyük soy gelecek diyor. Böyle bir rivayet. Yani bir sebep olmalı. Hazreti Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ı götürüyor. Kendisi de gidiyor. Oğlu Abdullah'a Amine'yi alıyor. Kendisine de yine Zühre oğulları kızlarından Amine'nin kardeşi Hale'yi alıyor. Kendi nikahına. Hale'den de Peygamberimizin amcası Hamza doğuyor. Ve Peygamberimizin efendim halası Safiye doğuyor. Anladık mı? Dolayısıyla Peygamberimiz Hamza'yla teyze çocukları olmuş oluyor bir yerde. Hem amcayan hem teyze çocukları hem de süt kardeş oluyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza aynı yaştadırlar. Yaşları yakındır birbirlerine. O yüzden Peygamberimize kim karışsa karşısında kimi bulurdu? Esedullah, Allah'ın aslanı, Uhud arslanı. Hamza, Seyyidü Şüheda, Rabbim şefaatine onun gibi yiğit olmayı cümlemize nasibi müessere eylesin inşallah. Bunu da anlattık, bunu da anlattık. Zemzem'i de anlattık değerli kardeşlerim. Ve Abdülmuttalip Hazretleri bir rivayet 120 yaşında, bir rivayet 40 yaşında, bir rivayet 85 yaşında vefat ediyor. Ve bütün meseleyi bir rivayet Ebu Talib'e bırakıyor. Bir rivayet de efendim oğlu Zübeyr'e bu işleri bırakıyor değerli arkadaşlar. Bir oğlu da var ki onun ismi nedir? Ebu Leheb. Niye ona Ebu Leheb demiş? Asıl ismi ne? Abdülüzza. Uzza diye put vardı ya. Onun kulu diye isim verilmiş. Ebu Leheb denmesinin sebebi Ebu Leheb sarışın. Gözleri mavi, yakışıklı. Efendim yanakları al al bir kırmızılık var. Leheb kırmızılık demek. O yüzden ona ne diyorlar? Ebu Leheb diyorlar. Ebu Leheb'i de çok sevmezdi. Peygamberimiz dedesi Abdülmuttalip tebbet yedâ ebi lehebi ve teb. Ebu Leheb'in eli kurusun. Ebu Leheb gibi Resulullah düşmanlığı yapıp da onu bizden çalmak isteyenlerin eli kurusun. Allah onlara fırsat vermesin. Ehl-i sünnet vel cemaati bozmak isteyen, çocuklarımızın inancını bozmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin değerli kardeşlerim. Peki yani benim tahmin ettiğimden uzun sürüyor maalesef. Hakkınızı helal edin inşallah. Anlatmaya çalışıyoruz. Nereye geldik? Peygamberimizin babası Abdullah'a geldik. Fatıma'dan olma, Abdülmuttalip'ten olma, Fatıma'dan doğma, güzelim güzeli Abdullah, Peygamberimizin babasının ismidir. Künyesi nedir arkadaşlar? Ebu Kusem'dir. Peygamberimizin babasının künyesi Ebu Kusem. Kusem ne demektir? Hayrı kendi şahsında toplayan demektir. Neden? Peygamberimizin babası olduğu için, o nuru taşıdığı için. Hayrın ta kendisi. Hayırların toplandığı yer neresidir Cemal? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden kendisine Ebu Kusem diye künye verilmiştir. Bir de ne vardır? Misbahul Harem diye künyesi vardır. Misbah ne demektir? Kandil demektir. Hazreti Abdullah yakışıklı, o nuru taşıyor. Alnında parladığı için Misbahul Harem, Kabe'nin, Harem'in kandili, efendim ampulü, lambası, yanan bir ampul gibi parlıyor. Hazreti Abdullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babası. Peki arkadaşlar, ondan sonra evlendiğindeki yaşı ne? 17, bir rivayette 18 yaşında. Vefat ettiğini, hızlı gidiyorum, Medine'de vefat ediyor, 25 yaşında vefat ediyor. Babası Abdülmuttalip, o Yemen'den döndükten sonra nereye gitti? Zühre oğullarına gitti. Amine'yi istemek için. Yolda giderken parlıyor. Fatıma binti Mür diye bir kız var. Bir rivayette Varaka bin Nevfel'in kız kardeşi. Bir rivayette bu var. Hazreti Abdullah'ı yolda görüyorlar. Yakışıklı parlıyor ya. Efendim. Diyor ki hemen yapışıyor kenara. Diyor ki ne olur benimle birlikte ol. Çünkü kitap okuyan birisi, İncil okuyan birisi peygamberin nurunun taşıdığını anlıyor. O soy benden gelsin istiyor. Hazreti Abdullah'ın kolundan tutuyor. Benle birlikte ol diyor. Peki arkadaşlar çok önemli. Bakın buraya hatta yazın paylaşın. Hazreti Abdullah orada bir cevap veriyor. O kadına. Ne diyor biliyor musun? Şiirle. Benle harama çağırıyor kadın cevap veriyor. Haram mı? Ölürüm daha iyi.
helale sarılırım bütün işlerimde bilesin. Bunu sen nasıl istersin benden? Saygın olan ırzını ve dinini korur herkesten. Bir daha okuyorum. Haram mı? Ölürüm daha iyi diyor. Yusuf Aleyhisselam gibi. Kâle inni akâfullah. Yarın mahşerde 7 sınıf insan hiçbir gölgenin bulunmadığı, yalnız Allah'ın gölgesinin bulunduğu günde gölgelenecekler güneş tavanda. Onlardan bir tanesi ne? Bir kadın ki o erkeği zinaya çağırıyor. Erkek diyor ki inni akâfullah. Ben Allah'tan korkarım. Devrimizin en büyük mücahitliği. İşte eğer sen böyle iffetli olursan soyundan ne büyük adamlar gelir. Ya Hazreti Abdullah iffetli oldu. Hızlı gidiyorum. Haram mı? Ölürüm daha iyi. Helale sarılırım bütün işlerimde bilesin. Allah da bize bütün işlerimize helale sarılmayı nasip eylesin. Burası önemli. Bunu sen nasıl istersin benden? Saygın olan, yani adam olan, İnsanlar katında güvenilen adam ırzını ve dinini korur herkesten. Allah namusumuzu korumayı nasip eylesin. Irzımızı korumayı ve en önemlisi dinimizi korumayı cümle aleme, cümle ümmeti Muhammed evlatlarına, çocuklarımıza nasibi müessir eylesin inşallah. Bunu söyledikten sonra gidiyor Amine annemize. Amine annemiz de ne yapıyor? Orada evleniyor. Arapların bir adeti var ki beyefendi kadının evinde evlenirse orada 3 gün kalıyor. Adet kadının evinde, eşinin evinde 3 gün kalıyor. 3 gün kaldığı müddette işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Amine annemizin rahmine düşüyor. Enteresan tarafı 3 gün sonra yolda giderken yine bu Fatıma'yı görüyor. Diyor ki ya diyor Fatıma hiç oralı olmuyor. Dün 3 gün önce yapışan kadın hiç umurunda değil. Hazreti Abdullah da merak etti. Ya dedi dün dedi efendim bana sarılıyordun falan. Bugün ne oldu dedi benden dedi uzaklaştın dedi ya. Kadın cevap veriyor. Diyor ki dün sana eşlik eden nur bugün senden ayrılmış. Neden ayrıldı? Çünkü nur kime geçti? Amine annemize geçti. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıyan artık Amine oldu. Nur ona geçti. Abdullah'ın nuru gitti. Nur gidince kadın dedi ki ben seni ne yapayım dedi artık bu saatten sonra dedi ya. Ya evet. Peki Hazreti Abdullah ticaret için Amine annemizden ayrılıyor. Efendim Şam taraflarına gidiyor Kureyş tacirleriyle. Fakat yolda hastalanıyor. Medine'de dayılarının yanında kalıyor. Medine'de 25 yaşında vefat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim kalıyor. Sonra babası Abdülmuttalip oğlu Haris'i gönderiyor. Diyor ki haber geliyor. Diyor ki çabuk Abdullah'ı bana getir. Çünkü çok seviyor Abdullah'ı. Fakat gittiğinde zaten peygamberimizin babası ne olmuş oldu? Vefat etmiş oldu. Miras olarak ne bıraktı? Ümmü Eymen'i bıraktı. Hazreti Abdullah oğluna. 5 deve bıraktı. Ümmü Eymen peygamberimizin hem dadısıdır. Ona bakmış onu büyütmüştür. 5 deve bıraktı. Keçi koyun birkaç tane bıraktı. Bir kılıç bıraktı. Ve babasından kalma bir ev bıraktı. Yani çok büyük bir mal bırakmadı Hazreti Abdullah. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye yetim kalmıştır arkadaşlar? Neden yetim kalmıştır? Şunu iyi bilmek gerekir ki büyük şeyler basit şeylerden ortaya çıkar. Basit gibi gözükür, küçük gibi gözükür ama üstüne koya koya gidersin sonunda şerefe nail olursun. Yani damlaya damlaya göl olur. Bir anda üst seviyeye gelemezsin. Bir anda zengin olamazsın. Bütün gençler şu an ne istiyorlar? Bir anda zengin olayım. O zenginlikten sana fayda gelmez. O şöhretten sana fayda gelmez. Tırnaklarını da kazımadın. Yavaş yavaş git. Basit şeylerle git. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem basit gibi göründü. Zayıf gibi göründü ama sonunda çok büyük derecelere ulaştı. Ve neden? İzzet ve şerefin Allah kaynaklı olduğunu bilsin için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü sonunda ne olacak? Bir kral olacak. Dünyaya hükmedecek. Kabe'yi, Mekke'yi fethedecek. Ve nice fetihler yapacak. Allah, Resulullah şunu bilsin için bunu yaptı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bunları ne baban sağladı, ne babanın malı sağladı, ne nesebin sağladı, kimse sağlamadı. Ben Allah olarak sana bunları nasip ettim. İzzet ve şeref yalnız Allah'tandır ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâne yuridil izze felillâhil izzetu cemî'â. Kim izzet istiyorsa izzetin tamamı Allah'tadır. Tamam. Yani izzetlenmek için, büyük adam olmak için efendim çeşitli yerlere gidip de fotoğraf çekilmek gerekmiyor. İzzet Allah'tadır. Kur'an biliyorsan izzetli adamsın. Resulullah sana hayatını biliyorsan, yaşıyorsan izzetli adamsın. Resulullah bu yüzden yetim kalmıştır. Fakir ve yetimlerin halinden iyi anlasın için yetim kalmıştır.
ortada kalmıştır gibi gözüküyor ama elem yecidike yetimen feava. Seni yetim bulup da besleyen, senin arkanı kollayan biz değil miyiz? Ya Allah Teala öyle buyuruyor. Ben senin destekçin benim. Sana kimse bir şey yapamaz. Sana kim kol kaldırır, kim laf atar? Sonunda onu alırım, ebedi cehenneme sokarım. Dünyadan onu maymun ederim. Yaşar Nuri Öztürk'ü gördünüz. Nasıl gittiğini, nasıl öldüğünü gördünüz. Darısı onun gibi düşünenlerin başına diyorum. Evet arkadaşlar, Hazreti Abdullah da böyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o yüzden ne der biliyor musun? Hani Hazreti Abdullah efendim kurban edilmek istedi ya, ben iki kurbanlığın oğluyum. Peygamber soyu nereden geliyor? İsmail aleyhisselam'dan geliyor. O da kurban edilmek istenmişti. Koçla kurtarıldı. Hazreti Abdullah da develerle kurtarıldı. Ben iki kurbanlığın oğluyum. Yani hem Abdullah'ın oğluyum hem atam İsmail'in oğluyum demiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi babası cennettedir arkadaşlar. Hatta Beyhaki'den rivayette olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrine gidiyor. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki buralara yamaç diyor. Ya Ayşe iyi tutun diyor. Çok üzgün. Üzgün gidiyor. Gülerek geliyor. Soruyorlar. Hazreti Ayşe soruyor. Sen üzgün gitmiştin. Ne oldu gülerek geliyorsun? Anneciğimi Allah benim için diriltti. Annem bana iman etti. Ondan sonra tekrar o vefat etti ve kabrine yattı. Bana iman etmiş oldu diyor. Yani peygamberimizin annesi babası müşrikti demek büyük bir hatadır. Bak peygamber hadis-i şerifte buyuruyor ki 6 sınıf insan vardır ki Allah'ın laneti, benim lanetim ve bütün peygamber laneti onun üzerine olsun. Ve lanet etmiştir. Bunlardan bir tanesi ehli beytime efendim haram görünen şeyleri helal görmek. Yani ehli beytime sövmek. Peygamberimizin babası, annesi ehli beytindendir. Onlara nasıl müşrik diyebiliriz? Allah'ın laneti o adamın üzerine olur. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb. Perişan müşrik bir adam. Değil mi? Ama cehennemde pazartesi günleri parmağından ona su veriliyor. Neden? Çünkü kölesi Süveybe peygamberimiz doğduğunda onu azat etti. Muhammed doğdu diye sevindi. Allah da ona cehennemde böyle bir kolaylık sağlıyor. Parmağından su veriliyor pazartesi günleri. Ebu Talip müşrik olarak öldü. En az azaba uğrayan odur. O da nedir? Ayağına terlik giydiriliyor. Terlikten ateş veriliyor. Beyni kaynıyor. Ama müşrikler cehennemden çıkamıyorlar. Şimdi Allah-u Teala sırf Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hürmet gösterdi diye müşriye bile cehennemde bir şeyler sağlıyorsa, hiçbir şekilde inkar etmemiş ve fetret devrinde yaşamış annesini babasını cehenneme atar mı? Ve Allah da her şeye kadir midir? İsa aleyhisselam ölüleri diriltmiyor muydu? Diriltiyordu. Kur'an'da geçer. Musa aleyhisselam devrinde bir adam öldü. Allah onu diriltti. Beni bunlar öldürdü dedi. Allah diriltmeye kadir mi? Kadir. Peygamberimiz annesini diriltmiş midir? Diriltmiştir. Annesi de peygamberimize iman etmiştir. Ve cennettedir. Babası da cennettedir. Bu kadar basittir. Bunları müsteşrikler yapıyorlar. Peygamberimize bak bu doğru peygamber değil. Bak babası bile müşrik demek için yapıyorlar. Tabi biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Rabbim tesiratını halk eylesin. Umarım düzgün anlatmışızdır. Sürçülisan ettiysek affola. Allah-u Teala haftaya pazar günü buluşmayı nasip eylesin. İnşallah saat 10'da bu derslerimiz devam edecektir. Birbirlerimize vesile olabildiğimiz kadar vesile olalım. Bu derslerimizi bir takım insanlara taşıyalım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğrenmeye çalışalım. Bizi kurtaracak olan budur arkadaşlar. Yaşadığımız hayat, lüks, bilmem nesep, soy ismimiz falan bizi kurtarmayacak arkadaşlar. Evet. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahillezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levle en hedânallâh. Hamden tayyiben kesîran mübâreketen fîhî cezîren cemîlen bidevâmülkillâh. ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين. Buradaki kardeşlerimizi bizleri bu derslerimizden dolayı affı mağfiretin nail eyle. Muhammed hakkı için sallallahu aleyhi ve sellem bizleri affeyle. Sen affedilsin affı seversin bizleri affeyle. Her türlü musibetlerden, korona belasından, ülkemizden def'u refeyle. Bizleri muhafaza eyle. Buradaki kardeşlerimizin ve bizlerin evine, hanesine mutluluk, sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Helalinden merzuk kıl, haram lokmalardan muhafaza eyle. Elden ayaktan düşürme. Annemize babamıza rahmetinle muamele eyle. Okunan ya Rabbi Yasin-i Şerifleri, Hatmi Şerifleri, zikirleri dergah-ı izzetinle kabul eyle. Ne niyetle okunmuşsa kabule karine eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Buradaki bütün kardeşlerimizin, bizlerin geçmişlerine rahmet eyle. Makamlarını âli eyle. Kabirlerini geniş eyle. Ya Rabbi seyyiatlarını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi bütün geçmişlerimizin ruhu için. Hasaten Ali Kara hocamızın ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 جل جلاله يا ربي
Kelime-i Tayyibe'ye hürmetine, geçmişlerimize ve Ali Koray hocamızı rahmetinle muamele eyle. Bizleri de arkamızda okuyacak nesiller bırakmayı nasip eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Ya Rabbi dertli kullana deva, hasta kullana şifa, borçlu kullana edalar nasip eyle. Ya Rabbi vatanımıza, milletimize birlik beraberlik nasip eyle. Tefrikaya düşmekten, fitneye düşmekten cümlemizi muhafaza eyle. Hayırlı bir ölüm. Son nefeste kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.